Başta üç semavi dinin ecdadı İbrahim Halilullah, peygamber ve sabrın timsali. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu toprakların verdiği bereketiyle. Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı, çok değerli belediye başkan arkadaşlarım, yönetim kurulu üyelerimiz, bugün Şanlıurfa'mızda Belediye Başkanlar Birliği'nin yönetim kurulu gerçekleştirme sebebiyle bulunmuş oluyoruz. 12 Eylül'de Peygamberler Şehri'ne hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Sizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Çok değerli arkadaşlar, sunuda da görüldüğü üzere gerçekten 12 bin yıllık bir tarihi derinliğe sahip olan bir şehire hizmet ediyoruz. Bu hem keyifli oluyor hem de tabii zor oluyor. Korumanız gereken, restore etmeniz gereken, onu gelecek nesillere taşımanız gereken birçok eser var. Fakat çalışkan bir gözle, bir edayla, bir beyinle baktığımızda aslında şehrinizdeki bu medeniyetlerin bırakmış olduğu miras sizin için büyük bir hazineye dönüşüyor. Biraz yukarıya çıktığınızda sahil turu yapıyoruz. Hilvan ve Sivelek'te baraj 11 bin kilometre yol ağımız var. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı olan yol ağı. Kırsal tamamıyla artık büyükşehir statüsünde büyükşehir hizmetine giriliyor. Onun için bayağı bir yolla uğraşıyoruz. Bayağı bir yol yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gerek sıcak asfalt, gerekse kilitli parke, şehir merkezinde özellikle sıcak asfalt ve kilitli parke yapıyoruz. Çok güzel bir projeydi. Bunu tamamladık. 58 bin metrekarelik bir 60 dönümlük alan üzerinde etap olarak bunu bitirdik. Çok güzel bir proje. Gençlerimizin hizmetine sunuldu. Jeskisinden tutup, Sunkaya sporlarının her türlü işleri yapılıyor. Çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Dün de buraya yakındık ama sizi böyle kaleye götürüp yolmak istemedim. Kalede dair ortaya çıkarmış olduğumuz kamulaştırmalardan sonra üzeri çünkü evlerle işgal edilmiş durumdaydı. Birkaçtır. Yine tabii ki 8500 yıllık tarihiyle böyle sabrına dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuzu alacağımız kararlarının hayırlara vesile olmasını özellikle belediye başkanları arasındaki iletişimin tecrübe paylaşımının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ve başladığımız günden beri de belediye başkanlarını bir araya getirme konusunda çok büyük bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Son dönemde de özellikle Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantılarını değişik illerde yapmak suretiyle belediye başkanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeleri hususunu da bir anlamda gerçekleştirmiş olduk diyelim. Bugün burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini dinledik. Belediye başkanları dinlediler. Ben özenle kutlayla baktım açıkçası. Ben hep gittiğim vilayetlerde belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetleri çok açık itiraf edip kıskandım. Belediye başkanımızın bitirdik hizmeti açtık, bitirdik hizmeti açtık, bitirdik hizmeti açtık diye böyle arda arda saydıkça ben niye bunları bitiremedim diye içimden açıkçası hayıflanıyorum. Tabii bizim de bitirdiklerimiz var. Bunu da inkar etmemek lazım ama. Sanıyorum böyle adının başında şanlı olan bir vilayetin bu kadar büyük iş başarması, böyle tecrübeli, güzel, çalışkan bir belediye başkanı vasıtasıyla gerçekleştirmesi gerçekten çok önemli. Sayın belediye başkanımızı kutluyorum. Benim şehrimin iki sokağı bile birbirine benzemiyor. Dolayısıyla aslında bir standart geliştirme konusu. Bir 3B danışmanlık kurduk. Şurada görüyorsunuz. Belediye başkanlığı bir logosunun bu tarafında bir 3B danışmanlık. Yani bizim bundan sonraki bütün geleceğe sahip bu ve buna benzer çalışmalarımızın hepsini bu iktisadi işletme yürütecek. Bu Belediyeler Birliği'nin altında oluşturulmuş, Belediye Başkanları Birliği'nin altında oluşturulmuş bir iktisadi işletmedir. Ne yapıyorum bu çalışmayla, bu elimizdeki hazırlatmış olduğumuz çalışmayla? Üç tane önemli şey yaptık arkadaşlar. Bir literatür taraması yaptık. Yani elimde şöyle göstereyim, biraz sonra oradan özetle geçelim. Böyle bir çalışmadır.
Gördüğünüz gibi public. Neredeyse insan başına düşse bayılır. Bu literatür çalışması bugüne kadar yerel yönetimlerle ilgili yapılmış bütün çalışmaları kapsıyor aslında. Her gelen belediye başkanı eskisinin yaptıklarını söküyor, yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Kaldırma. Ve belediye başkanlarımıza son söz olarak şunu söylüyorum. Bu bilimsel çalışmaya lütfen size katılın. Yani deseniz ki bir araştırmada ben kendi şehrimle ilgili yaptık dedim, Bulgar'a buna benzer. Kişi tarif etmiyoruz. Şirket tarif etmiyoruz. Hiçbir şey tarif etmiyoruz. Kendi belediyemizin içerisinde bile oluşturacağız bir ekiple. Buna benzer bir çalışma oluşturup neden sonuç ilişkisine bağlayıp bir raporla birlikte Türkiye Başkanlar Birliği'ne gönderirseniz biz bu çalışmanın altına onları da koyarız ve bu çalışma biraz daha detaylı, daha düzgün sonuçlar ortaya koyan bir çalışma haline dönüşür. Ve çalışmalarımız devam edecek. Bugün yönetim kurulu toplantısı olması hasebiyle aslında gündemimizde başka konular da var. İşte tecrübe paylaşımları olacak. Zannediyorum Alaaddin abi şimdi, Bolu Belediye Başkanımız. Engin belediyecilik tecrübelerini sizlere aktaracak. Değişik illerde yaptığımız bu toplantılardan son derece keyif aldığımızı, hem birçok dostumuzu gördüğümüzü, hem deneyim paylaşımı yapmanın onurunu, gururunu taşıdığımızı ifade edeyim. Burada yapılan sunumlarla ilgili bazı sunumlarda şu an görevli olan bütün belediye başkanlarına iletilsin istedim. Nasıl belediye başkanlığı kaybedilir sunumu mutlaka herkese gönderilmesi gerekiyor. Ve Belediye Başkanları Birliği Başkanımızın sunduğu gelecek belediyecilikle ilgili çalışmalara çok ciddi anlamda eğilmemiz gerektiğini ifade ediyorum. O konuda sonuna kadar destek olmak durumundayız. Ekonomik belediyecilik anlamında geldiğimiz nokta, resmi kurumların, okulların ve hastanelerin şehirdeki gelecek çalışmalarının netleşmiş olması, şehirle coğrafyanın bütünleşmesi ve yaşanabilir kentler noktasında da artık dünyada yaşanabilir kentlerle yarışacak bir belediyeye doğru nasıl gidebiliriz konusundaki bir çalışmaya da biz sizlere sunarız diyorum. Ve ışıkları kapatarak bizim çok kısa bir görüntümüz var, onu iletmek istiyorum. Efendim, biz belediye başkanlığı döneminde öncelikle sivil toplum örgütleriyle neler yaptık? Kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Tabii bu 20 sene öncesinin işleri diyelim. Şimdi internet çıktı, Facebook çıktı, Twitter çıktı. Ulaşım ve iletişim çok daha hızlandı ama biz usul usul sizlere, ben yavaş yavaş demiyorum. Mansur Yavaş'tan dolayı rakip olduğu için usul usul diyorum. Usul